Bizden çok önce yaşamış olan toplumların mitlerini bilmek, dünya görüşümüzün, kültürümüzün ve milli şuurumuzun ana kaynaklarından biridir. Size tavsiyem, seri boyunca anlatılanları doğru veya yanlış kavramlarıyla değerlendirmeden, kendi inanç ve kültürünüzle karşılaştırmadan üçüncü bir gözle izlemenizdir. Ancak bu sayede seriden gerektiği gibi istifade edebilirsiniz. Bu şartları kabul ediyorsanız, gelin benimle. Yunanlıların anlattıkları ve insanlar tarafından da sevilerek okunan mitosların yazarı Hesiodos ve Homeros'tur. Yunan mitolojisi kitaptan söze geçmiştir ve Ege kıyılarında Anadolu'da yaşayan Frigler, Hititler, Hurriler gibi eski halkların ortak malıdır aslında. Yunanlılar bu mitosları benimsemiş, özümsemiş ve sahiplenmişler. Ve böylece ortaya Yunan mitolojisi çıkmış. Homeros, Hesiodos, Esil ve diğer Yunanlı yazarlar bugün var olmayan halkların mitolojik hikayelerini kaleme alarak Yunanlılara armağan ettiler. Ama biz ne yazık ki bu konuda Yunanlılar kadar şanslı değiliz. Bizim mitolojimizin çok küçük bir kısmı kaleme alınabilmiş ve kaleme alınan kısmı da diğer bir takım uygarlıklardan ve toplumlardan etkilenilmiştir. Türk milletinin dinamik ve akılcı mitleri de söylene söylene zamanın derinliğinde kaybolmuş. Bu seride 19. yüzyıldan itibaren yazıya aktarılarak kurtarılabilmiş olan kısmını göreceğiz. Her ne kadar etnografik, sözlü ve tarihi veriler Türklerin tek tanrılı olduğunu gösterse de baba tanrı ile oğul tanrı arasındaki mücadeleden bahseden anlatılar da vardır. Baba tanrı ile oğul arasındaki mücadele Kafkaslara kadar gelmiş, İngus, Çeçen, Avar ve Gürcü efsanelerinin konusu olmuştur. Bu baba-oğul mitlerindeki tanrı ile oğul arasındaki tartışma babanın oğlunun gözlerini çıkarmasıyla sonuçlanır. Bütün bu mücadele Altay Türklerinde Erlik'le baba tanrı arasındaki zıtlığın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Erlik demişken videonun burasında Türk mitolojisindeki bu mitolojik figürleri tanıyalım ki seri de adı geçince ne olduğunu bilmiş olalım. Kayrahan. Altay Türklerine göre gökyüzündeki tanrının en büyüğü Kayrahan'dır. Kayrahan 17. katta oturur. Bütün tanrıların babasıdır ve oradan evrenin kaderini tayin eder. Kayrahan yeryüzünü yarattıktan sonra 9 dallı bir çam diker ve 16. kata oğlu Ülgen'i oturtur. Kayrahan 9 kişinin bu dallardan türemesini, 9 ulusun da buradan meydana gelmesini ister. Ülgen. Ülgen göğün 16. katında Altın Dağ'da ikamet eder ve altın bir taht üzerinde oturur. Tahtı ay ve güneşin ötesindedir. Ülgen gök cisimlerini yönetir, yağmur yağdırır, gök gürültüsü ve yıldırımları da o gönderir. Tanrı Ülgen biri ak, biri kara taşla gelerek ateşin nasıl yakılacağını insanlara öğretmiştir. Ülgen iyilik yapmayı sever. Ülgen'in kendisi kızları ve oğulları insan şeklindedir. Dünyayı taşımaları ve destek olmaları için 3 tane balık yaratmıştır. Elindeki topuzu yaşam ağacının köklerine benzer ve öylesine dallı budaklıdır. Bildiğimiz güneş, ay ve yıldızlardan tüm gök nesnelerinden çok uzakta yaşar. Biri sağında ve diğeri solunda 2 ak güneş bulunur. Bu gök nesnelerinin her biri kendisine ulaşmak isteyen şaman için bir engeldir. En güçlü şaman bile en fazla kutup yıldızlarına kadar ulaşabilir. Ak ana. Henüz hiçbir şey yaratılmamışken ve yalnızca uçsuz bucaksız bir su varken sonsuz sulardan çıkarak Tanrı Ülgen'e yaratma ilhamını vererek sulara tekrar dalmıştır. Işıktan bir bedeni vardır. Başında gücü simgeleyen ve taca benzeyen zarif boynuzları bulunur. Hayatın başlangıcına dair ne varsa hepsine ruh vererek yaşam döngüsünü başlatmıştır. Erlik. Mitolojilerin temel ilkelerinden biri karşıtlıktır. Bu anlayışa göre kainattaki her şey zıddıyla vardır. İyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin ve daha birçok zıt kavram birlikte bir uyum içinde varlığı meydana getirir ve kainatın işleyişinden sorumludur. Erlik, Altay Türklerinin mitolojik tasavvurlarında kötü ruhların başındadır. Erlik, güçlü, kuvvetli anlamına gelir. Erlik, insan için acı, eziyet ve ölümle eşdeğerdir. Erlik'in yeraltı diyarı ile ilgili farklı tasvirleri de mevcuttur. Erlik, yeraltı diyarında kara çamurdan bir sarayda veya duvarla çevrili kara demirden bir sarayda yaşar. Mergen Tanrı. Her şeyi bilen, akıllı Mergen Tengere, göğün 7. katında oturur. Mergen, kelime anlamı olarak okçu, nişancı anlamına gelir. Bu anlamda Mergen, Yunan mitolojisindeki Hermes'i anımsatır. Hermes akıl tanrısıdır ve bütün bilgiye sahip tanrı olarak kabul edilir. O karanlığın güçlerini yenen tanrıdır. Çünkü o her şeyi bilir ve her şeyi yapabilir. Kızagan, Ülgen'in oğludur. Göğün 9. katında oturur. Çok kuvvetli tanrı anlamına da gelir.
Dokuzuncu kat Mars'ın konumlandırıldığı gök katıdır. Kızagan Tanrı, Banzarov'a göre savaş tanrısıdır. Onlarca tehlikeli geçitlerde orduyu yönetmek ve düşmanı yenmekte bu koruyucu ruhun yardımı olur. Umay Ana. Umay, çocukları ve hayvan yavrularını koruyan bir tanrıçadır. Arkeologların Altaylar'da buldukları seramik ürünler üzerindeki resimlerde Umay Ana üç boynuzlu olarak betimlenir. Orta Asya'daki bazı arkeolojik buluntulardan anlaşıldığına göre Umay Ana motifi beyaz saçlı ve beyaz giyimli olarak insan biçimci bir görünüm sergilemektedir. Altay Türkleri onu göklerden inen gümüş saçlı, güzel yüzlü bir kadın olarak düşünmüşlerdir. Yayık Han. Şaman dualarında yayık şöyle tasvir edilir. Ülgen Bey'in habercisi, kızıl bulut kenarlı, gök uşağı dizginli, solgun şimşek kamçılı, gökten haber alan ak yayık, üç boğumlu ak yayık, altın kenarlı ak yayık. Yayık sözcüğünün kökü parçalayarak kurban vermek anlamına gelen yay ile ilişkilendirilir. Karlık. Suyla Tanrı ile birlikte görülen ve onunkine benzeyen görevi olan bir ruhtur. İşareti dumandır. Suyla. Güneş ve ayın kırıntılarından yaratılmıştır. Ağaç kakan Suyla'nın sembolüdür. Ülgen'e yayıkla birlikte kurbanın ruhunu ulaştırır. İnsanların hayatını kontrol eder ve bir değişiklik olduğu zaman Ülgen'e bildirir. Utkuçi. Kurbanı Ülgen'e ileten bir ruhtur. İsmi güler yüzle karşılayan anlamına gelir. Gökyüzünde yaşar. Ülgen'e en yakın ruhtur. Ayızıt. Ayızıt, güzelliğin sembolüdür. Bu anlamda Sümer ve Yunan mitlerindeki İştar ve Afrodit'e benzer. Süt gölünden getirdiği damlayı çocuğun ağzına damlatır ve çocuğa ruh verir. İnsan yavrularını, kadınları, hayvanları ve hayvan yavrularını korur. Simgesi kuğu kuşlarıdır. Ayızıt'ı simgeleyen kuğular kutsal sayılır ve dokunulmaz. Kuğu aslında kutsal bir kızdır. Bu kız kuğunun beyaz tülünü üzerine giyince kuğu, çıkarınca kız olur. Ayızıt gökten gümüş tüylü bir kısrak suretinde iner. Ayızıt'ın kızları. Ayızıt'ın sarayının kapısında ellerinde gümüş bakraçlar olan yasakçıları vardır. Yazın şamanlar ak elbise, kışın kara elbise giyerek Ayızıt bayramını kutlarlar. Oğuz Kağan. Eski Türklerde biri ata kurt, diğeri de ata boğa üzerinde kurulu ikili kökeni yansıtan farklı iki gelenek olduğunu söylemiştir. Oğuz'a adını veren ata da bir boğadır. Oğuz, bütün yaşamı boyunca kurdun korumasına ve rehberliğine başvurmuştur. Oğuz Kağan destanında ay, Oğuz'u doğuran tanrı olarak sunulur. Bu da Oğuz'un tanrı oğlu olduğu fikrine götürür. En eski çağlardan beri tanrısal kahramanların işaretleri boynuzlu bir taçtır. Orta Çağ minyatürlerinde Oğuz Kağan ve oğulları boynuzlu olarak tasvir edilir. Oğuz Kağan'ın eşleri. Efsanede Oğuz Kağan ava gider. Bir gölün ortasında önünde bir ağaç ve ağacın oyuğunda bir kız vardır. Kız muhteşem bir güzelliğe sahiptir. Saçları akarsular gibi, gözleri mavidir ve inci gibi dişleri vardır. Oğuz Kağan bu kızı alır ve gök, dağ, deniz adında üç oğlu olur. Günlerden bir gün gökten mavi bir ışık düşer. Bu ışık güneş ya da aydan daha parlaktır. Oğuz Kağan yaklaşır ve bu ışığın ortasında bir kız olduğunu görür. Kız olağanüstü güzelliktedir. Başının tepesinde sanki kutup yıldızı gibi ateşten bir ışık demeti vardır. Oğuz Kağan kızı görünce sever ve onu alır. Ayhan, Oğuz Kağan'ın oğludur. Ve Ongun'u kartaldır. Türklerde kartal sürekli olarak hükümdarlık Ongun'u olmuştur. Altay Türklerine göre Ay Ata göğün altıncı katında oturur ve Ay ile sembolize edilir. Dağhan, Oğuz'un oğullarından olan Dağhan'ın Ongun'u üç kuştur. Denizhan, Oğuz'un oğullarından biridir ve Ongun'u çakır kuşudur. Çakır, mavi gözlü, mavi deniz veya beyaz mavi deniz türünden bir kuştur. Gökhan, Oğuz'un oğullarından biridir ve Ongun'u sungurdur. Türklerde kartal hükümdarlık sembolü olurken sungur sıklıkla digin unvanlarında kullanılır. Günhan, Oğuz'un oğullarındandır ve Ongun'u şahindir. Günhan, Oğuz'un göksel eşlerinden olan en büyük oğludur. Oğuz Kağan, sembolik olarak bulduğu altın yayı Günhan, Ayhan ve Yıldızhan arasında pay eder ve kendisinden sonra hakanlık tahtını Günhan'a bırakır. Günhan, kendisi için altın bir çadır kurdurur ve kendi yönü olan sağ tarafa 40 kulaç yüksekliğinde bir direk ve onun tepesine de altın bir tavuk oturtur. Yıldızhan, Oğuz'un oğullarındandır ve Ongun'u tavşancıldır. Türklerde yıldız bilgisi çok önemlidir.
Geceleri zamanı öğrenmek için yıldız bilgisi tek yol ve çaredir. Türklerin göğün ilk ve ana yıldızları olarak gördükleri gezegenler ilk tanrısal arketiplerdir. Yaratılışın başlangıcı ve temelidir. Ürünk Ayık Toyon. Yakut Türklerine göre ilk insanı o yaratmıştır. Eski Türkçe'de ürünk, beyaz, ayık, yaratan, toyon, tanrı, efendi demektir. İnsanlara yaratıcı gücü ve çocukları o verir. Yerin ve toprağın verimli olmasını o sağlar. Hayvanların çoğalması ve bolluk onun sayesinde olur. Su İyesi. Su İyelerinin hepsi sularda yaşar. İnsanlara zarar vermezler. Onların yaşadıkları sarayın girişi nehirlerin derinliklerinde bir taşın altındadır. Kübey Hatun. Altay Türklerine göre ağaç, ulu ananın yaşadığı ve kahramanlara memesinden süt verdiği yerdir. Yakut Türklerine göre doğum tanrıçası Kübey Hatun'du ve ağacın içindeydi. Kökünden hayat suyu akıyordu. Semrük Bürküt. Yakutlar çift başlı kartala öksöke kuşu derler. Türkçe bürküt, kartal demektir. Bakır tırnaklıdır. Sağ kanadıyla güneşi, sol kanadıyla ayı kaplar. Ona gök kuşu da denir. Büyük kartallar için bürküt kelimesi kullanılır. Kartal ana. Yakut Türklerinin inanışlarına göre şamanlar yeryüzüne kartal ana tarafından getirilmişlerdir. Ertöştük destanında da kartal dişi olarak görünür. Kartal Yakutlara göre güneşin sembolüdür. Asena. Oğuz Kağan'a yol gösteren ve liderlik yapan kurt erkektir. Türeyiş destanındaki kurt ise dişi olarak gösterilmiştir. Göktürklerin kurttan türeyişiyle ilgili destan şöyledir. Göktürkler eski Hunların soylarından gelirler ve onların bir koludurlar. Kendileri ise Aşina adlı bir aileden türemişlerdir. Sonradan çoğalarak ayrı oymaklar halinde yaşamaya başladılar. Daha sonra Lin adını taşıyan bir ülke tarafından mağlup edildiler. Mağlubiyetten sonra Göktürkler soyca yok edildiler. Tamamen öldürülen Göktürkler içinde yalnızca 10 yaşında bir çocuk sağ kaldı. Lin memleketinin askerleri çocuğun çok küçük olduğunu görünce ona acıdılar ve öldürmediler. Çocuğun el ve ayaklarını keserek bir bataklığa bıraktılar. Bu sırada çocuğun etrafında bir dişi kurt peydah oldu ve çocuğu beslemeye başladı. Bir süre sonra kurt hamile kaldı ve bir mağaranın içinde 10 çocuk doğdu. Zamanla bu 10 çocuk büyüdü ve evlendi. Zamanla her birinden bir soy türedi. Göktürk Devleti'nin kurucularının geldikleri Aşina ailesi de bu 10 boydan biridir. Al Karısı. Bazı edebi metinlerde çirkin, saçları dağınık, avurtları çökmüş, güçlü, kuvvetli ve uzun boylu olarak tasvir edilir. Bazı mitolojik metinlerde ise dünyadaki en güzel kadınlardan 1000 kat daha güzel olduğu anlatılır. Kazaklarda cadı kadın, küpe giren kadın anlamında kullanılır. Lohusalara musallat olan bu kötü ruh, Al Karısı, Al Bastı, Albis, Almis adlarıyla da anılır. Alp Ertunga. Tonga, Kaşgarlı Mahmud'a göre leopar veya kaplan cinsinden bir hayvandır. Orta Asya kaplanları, Türklerin Bars dedikleri Pars cinsinden hayvanlardır. Uygur döneminde Alper Tonga'nın ve başka Türk beylerinin adı ve ünvanı olarak yırtıcı hayvanların isimleri kullanılırdı. Ve Alpler, yırtıcı hayvan postu giymiş olarak resmedilirdi. Kaplan postu, savaşa giren Alpler tarafından zırh yerine giyilirdi ve savaş sembolüydü. Ötüken, devleti ve hakimiyeti koruyan bir ilahedir. Cengiz Han Ötügen'e Ötügen anamız der. Ötügen, hayvanları ve toprakla ilgili tüm ürünleri koruyan bir tanrıçadır. Od Ana. Yakut Türkleri ateş tanrıçasını ak saçlı bir kadın olarak görürler. Buryatlarsa kırmızılar giymiş yaşlı bir kadın olarak veya ateşin yalımıyla dalgalanan yeşil veya kırmızı ipekten kaftan giymiş bir kadın. Sigun Geyik. Radloff, boynuzları iki kürekli sığın geyiğini Altay Türklerinin ululadıklarını ifade eder. Geyik boynuzları şamanların önemli sembollerindendir. Gökkurt. Gökkurt ve ak geyik gökte doğmuşlardır. Kurt sürülerini idare eden kurtlara gökkurt, geyik sürülerini idare eden geyiklere gökgeyik denir. Bazı Türk halkları soylarının kurttan, bazıları geyikten türediğini kabul eder. Gökkurt, Türk mitlerinde özel bir yere sahiptir. Öyle ki Türkler, kendilerine göksel Türkler anlamına gelen kök Türk adını vermişlerdir. Gök sakallı Hızır. Hızır anlayışı Türklerde eski Türk düşüncesiyle benzeşmiştir. Mitlerde kayın ağaçlarından inip insanlara yardım eden ve çocuklara ad veren gök sakallı veya ak sakallı ihtiyarlar görürüz. Elinde hayvan başlı, çevgen denen bir asa tutar. Akboz ata biner ve giyimi de aktır. Bügü Kağan. Kendisi savaşçı bir kağan değil, filozoftur.
Bügü Kağan, Mani dinini Uygurların resmi dini olarak kabul etmiştir. Mani dinine mensup olanlar beyaz elbise giyerdi. Geyik tanrıça. Göktürklerle ilgili bir mitolojide Göktürklerin atalarından birinin bir mağarada ak geyik kılığına giren bir deniz tanrıçasıyla ilişkisi olduğu anlatılır. Göktürkler, nesillerinin kurttan geldiğini söylemekle beraber efsanelerinde dişi geyik de rol oynar. Dişi geyik, eski Hun anlatılarında yol göstericidir. Tepegöz. Tepegöz, Kaf Dağı'nda yaşar, çoban ve peri kızının evliliğinden doğar. Annesi dişi bir ala geyiktir. Tepegöz, başı gözü belirsiz bir biçimdedir. Tepegöz, bazen dişi, bazen erkektir. Tepegöz, tek gözlüdür. Altay Türk destanlarında devlere yelbegen denir. Güneş ve ay tutulması devlerin yemesi olarak tanımlanır. Yerin, göğün, hayvanların ve insanların olmadığı bir zamanda kaos hüküm sürüyordu. Her taraf suyla kaplanmıştı. Ne güneş, ne yer, ne de yıldızlar vardı. Her taraf karanlıktı. Ancak yaşamın ve hayatın temeli olan Ag Ene adlı bir varlık suda yaşıyordu. Henüz hiçbir şey yaratılmamışken ve sadece uçsuz bucaksız bir su varken sonsuz sulardan çıkarak hayatın başlangıcına dair ne varsa hepsine ruh vererek yaşam döngüsünü başlatmıştı. Ag Ene ansızın yarıya kadar sudan çıktı ve şöyle dedi. Yap o zaman, yaptıklarım olacak de. Yoksa yaptığım olmadı deme. Bunları söyledikten sonra Ag Ene suda kayboldu ve bir daha asla görünmedi. Ülgen de insanları yarattıktan sonra onlara şöyle bir talimat verdi. Olan şeye yok deme. Eğer yoktur dersen var olan şey de yok olur. Ülgen sudan çıkan Ag Ene'nin talimatıyla önce yeri, sonra da sırasıyla güneşi, ayı, yıldızları ve insanı yarattı. Ancak Ülgen ilk önce ne yapması gerektiğini bilmediğinden şaşıp kaldı. Yeri yaratmak için toprağa ihtiyacı vardı. Sema ve toprağın olmadığı çağda ancak su vardı. Ülgen de yeri yaratmak için suya indi. Bu vakit Erlik adlı bir varlık Ülgen'e yaklaştı. Ülgen ona sen kimsin diye sordu. Erlik cevap verdi. Ben toprak bulup karayı yaratmak için geldim. Ülgen sinirlendi ve şöyle dedi. Benim yaratamadığımı sen nasıl yaratacaksın? Erlik ise cevap verdi. Ben şimdi toprağı nasıl ve hangi maddeden yaratacağımı bulacağım. Toprağı yaratmayı sen nasıl bilebilirsin ki dedi Ülgen. Eğer sen toprağı bulabilirsen ben sinirlenmeyeceğim. Ancak çabuk bul. Erlik Ülgen'e şöyle dedi. Eğer sinirlenmezsen ben suyun birinden sana toprak bulurum. Ve Erlik vakit kaybetmeden suya daldı. O suyun dibinde bir dağ buldu. Oradan bir parça toprak koparıp ağzına aldı. Sonra sudan çıkarak ağzındaki toprağı Ülgen'in avucuna tükürdü. Ülgen toprağı suyun üzerine attı ve Ag Ene'nin öğrettiği gibi yaptıklarım olacak dedi. Toprak büyümeye başladı. Suyun üzerinde bir kara parçası oluverdi. Ülgen ikinci kez Erlik'i suyun dibine çamur getirmeye gönderdi. Bu defa Erlik kendine özgü bir dünya kurmak için çamurdan bir kısmı Ülgen'e verdiyse de bir kısmını ağzında gizledi. Yaptıklarım olacak deyince toprak büyümeye başladı. Tam boğulacağı sırada Erlik ağzındaki toprağı yere tükürdü. Ve tepsi gibi düz olan kara, Erlik'in tükürdüğü toprakla alçaklı yüksekli oldu. Dereler, yarganlar, tepeler böylece yaratılmış oldu. Bunu gören Ülgen kızarak şöyle dedi. Sen neden böyle yaptın? Ülgen onu azarladıkça, orada biten bir ağaca yaslanarak onu dinleyen Erlik şöyle cevap verdi. Ben de kendime özgü bir dünya yaratmak istedim. Ülgen ise hala onu azarlamaya devam ediyordu. Nihayet Ülgen bir karara vardı ve kararını bildirdi. Sen bir daha yeryüzünde kalmayacaksın. Erlik ise onu dinleyerek şöyle dedi. O halde bana bu ağacın biteceği kadar yer ver. Ülgen ise cevabında sana hiçbir şey vermem dedi. Erlik ağaca yaslanmış halde ağlamaya, sızlamaya, yalvarmaya başladı. Kalbi yumuşayan Ülgen dedi ki tamam bu yeri götürebilirsin. Ancak bu yerde sen ne yapacaksın? Onu bana söyle. Ülgen'den bu sözleri duyar duymaz Erlik o saat yerin altına girerek kayboldu. Ülgen ise çimleri, çimenlikleri nasıl yaratacağını düşünmeye başladı. O anda bir kırlangıç ağzında çimenlerle uçarak Ülgen'in yanına geldi. Kırlangıç ağzındakileri yere attı. Çıplak olan yer bir anda çimenlerle kaplandı. Sonra Ülgen ormanı yarattı. Daha sonra da insanı yaratmaya karar verdi. Kadim Türkler Ülgen'in
ilk insanları Altın Dağ'ın doğu ve batı taraflarında yarattığına inanıyorlar. Ülgen, insanlardan önce kendine birçok hizmetçiler yaratmıştı. Onlardan sonra kemikleri kamıştan, bedenleri kilden olan 7 erkek insan yarattı. Onların kulak ve burunlarından onlara ruh ve akıl üfledi. Bundan sonra ise Altın Dağ'ın doğu yanında bir erkek insan daha yarattı. Ülgen, 8. insanı yaratırken kulağına "Sen bil, sen bil" diyerek onu diğerlerinden üstün bir duruma getirdi. Bu 8. insanın adı Maidere'ydi. Maidere, "Sen bil" emrini tekrarlayarak kamıştan kemiği, kilden de vücudu olan bir kadın yarattı. Ancak Maidere, kadını yaratsa da ona nasıl can vereceğini bilmiyordu. Bu yüzden de o Ülgen'in gelmesini beklemeye başladı. Erlik de bundan yararlandı. Yer altından çıkan Erlik, Maidere'nin yokluğunu fırsat bilip Demir Komus adlı müzik aletiyle 9 dilde üfleyerek kadına ruh verdi. O günden itibaren kadınlar 7 çeşit huya, 9 çeşit dile sahip oldular. Anlatıya göre Maidere yalnız kadını değil erkeği de yaratmıştır. Ama Maidere insana şekil verse de ona can veremedi. O zaman da Ülgen'in yardımına başvurdu. Bundan yararlanan Erlik, insanın yanında bekçi olarak kalan köpeği kandırdı. Köpek de onu Maidere'nin yeni yarattığı insanların yanına bıraktı. Maidere'nin Erlik'i "Neden insanların yanına bıraktın?" sorusuna köpek şöyle yanıt verdi. "Ben sana yazda suda ıslanmaz, kışta soğuktan donmaz kürk veririm. Sana altı yırtılmayan ayakkabı veririm. Sana açken ölmeyeceğin, doyarken semizlemeyeceğin tatlı yemek veririm." Erlik'in köpeği kandıran bu vaatlerini Maidere köpeği lanetlemeden önce şöyle açıkladı. "Erlik'in kürk dediği şey senin derini örtecek tüyler. Ayakkabı dediği şey tırnaklı pençeler. Tatlı yemek dediği her türlü kötü kokan yiyecek." Bunları dedikten sonra Maidere köpeği lanetledi ve "Bundan sonra sen insanların evlerinin dışında yaşayacak, onları ve mallarını koruyacak, insanlar ne verirlerse onu yiyeceksin." Maidere Ülgen'in yarattığı 7 insanı bir araya toplayarak onlardan birinin Erlik'in ruh ve akıl verdiği kötü kokan kadınla evlenmesini istedi. Maidere'nin elinden tutup kadının yanına getirdiği ilk insan, "Bu yaratığın görünüşü ve ruhu farklıdır, kötüdür" dedi. Sırasıyla ikinci ve üçüncü insan da aynı cevabı verdi ve her üçü oradan uzaklaşarak Altın Dağ'a gizlendiler. Ülgen geriye kalan 4 erkekten birine Targın Nama ismini verdi ve onun her tarafından 2 kaburga alarak bu kaburgaları kadına çevirdi ve bu kadını da erkeklerden biriyle evlendirdi. İnsanlık bu sonuncu çiftlerden türemiştir. Anlatıya göre Ülgen dünyayı 6 günde yarattı. 7. gün uyudu, 8. gün uykudan kalktı. Kadim Türkler insanın yaratılışını başka şekilde de anlatırlar. Anlatıya göre Ülgen insanın vücudunu topraktan, kemiklerini de taştan yarattı. En sonda Ülgen insanın kaburgasından bir kadın yarattı. O yarattığı erkekle kadını toprağın üzerine bırakarak onlara nasıl ruh vereceğini düşünmeye başladı. O zaman da o tüysüz, canlı bir köpek yarattı ki erkek insanla dişi insanı korusun. Kendi ise onlara ruh getirmek için gitti. Yerin altına girip gizlenen ve olup bitenleri oradan seyreden Erlik çıkıp geldi. Köpek havlamaya başladı ve Erlik'in insanlara yaklaşmasına izin vermedi. Bunu gören Erlik köpeğe şöyle dedi. "Ben senin bedenini soğukta üşümeyesin, sıcakta yanmayasın diye tüyle kaplamaya geldim. Bu iki insana da ruh vermeye geldim." Köpek şöyle dedi. "Eğer dediklerini yapacaksan ben sana izin veririm." Erlik köpeğe şöyle dedi. "Sana ne verirsem ye." Köpek Erlik'in pisliğini yedi ve onun vücudu tüyle kaplandı. Sonra Erlik elindeki tüteyi kırdı ve onu insanların arkasından içine saldı ve üfledi. Cansız vücutlar can buldu. Erlik ise kayboldu. Ülgen insanların yanına döndüğünde onların artık ruhları olduğunu gördü ve kendi kendine "Yerin altına giden Erlik beni aldattı ve benim işime karıştı" dedi. Biraz bekledi, düşündü, aklına bir şey gelmedi. Ne yapacağını bilmeden beklemeye devam etti. Nihayet Ülgen bu insanları mahvedip yenilerini yaratmayı düşündü. Ancak artık olan olmuştu. Ülgen'in insanları mahvetmek istemesinin nedeni Erlik'in onlara kötü ruh vermesiydi. Kadim Türklerin şöyle rivayet ettikleri kayıtlıdır. Ülgen bu durumdan kurtulmak için önce onları mahvetmek istedi ancak daha sonra bu kötü kokan insanların dışını içine, içini de dışına çevirmekle
meseleyi çözmüş oldu. O nedenle insanın alacası içindedir. Dışı ise aldatıcıdır. Bir mitolojik rivayete göre Payana insan şeklinde bir şey yaptı. Bu varlığa ruh bulmak için göklere kalktı. Ancak kalkmadan önce tüysüz bir köpek yarattı ki insanı korusun. Az sonra erlik göründü ve köpeğe yaklaşıp şöyle dedi. Sen bu insanı bana verirsen ben de sana altın tüyler veririm. Köpek erliğin sözüne kandı ve insanı onun eline verdi. Erlik de insanın neresi varsa her tarafına tükürdü. Az sonra Payana insana ruh vermek için geldi. Erlik de hemen oradan uzaklaştı. Payana baktı ki insan baştan aşağıya kadar tükürük içinde kalmış ve kirlenmişti. Ne yaptıysa insanı temizleyemedi. O zaman da Payana insanın tersini yüzüne çevirdi. Böylece insanın içi tükürüklü ve kirlenmiş oldu. O nedenle kadim Türkler insanın kötülüğü içindedir derler. Başka bir varyanta göre Ülgen bu durumu nasıl telafi edeceğini düşünüyordu ki kurbağa ona yaklaşıp şöyle dedi. Neden insanları mahvetmek istiyorsun? Bırak istedikleri gibi yaşasınlar. Ölenler ölecek, kalanlar da yaşayacak. Ülgen kurbağayı dinledi ve insanların yaşamasına izin verdi. Sonra Ülgen düşündü ki insanların rahat yaşaması için ateşi yaratmak lazım. İnsanlar çıplaktılar. Soğuktan donuyor, yiyeceklerini çiğ çiğ yiyorlardı. Kurbağa Ülgen'e şöyle dedi. Dağın üzerinde kavak ağacı var. Git ondan ateş al. Ülgen ağacın kabuğunu soydu. Sonra iki taş götürüp onları birbirine vurarak ateş çıkardı ve onu insanlara verdi. Ülgen bu çifte ki adları kadim Türklere göre Toringe ile Ece'ydi, şöyle dedi. Bütün gördüklerinizden yiyebilirsiniz. Ancak bu ağacın meyvesini yemeyin. Ülgen bunları deyip kayboldu. Kaybolmadan önce insanları ve meyveleri korumak için büyük bir yılan yarattı. Toringe ile Ece mutluluk içinde yaşamaya başladılar. Onların istediği bütün yiyecekler doğada vardı. Doğa ise ne soğuk ne de sıcaktı. Ancak Ülgen'in yokluğunu fırsat bilen Erlik yerin altından çıkıp geldi ve insanlara dedi ki ''Ülgen size kötü meyveleri yemeyi yasaklamayıp iyi meyveleri yemeyi ise yasaklıyor. Çünkü iyi meyveleri kendisi için saklıyor.'' Çıplak olan Toringe ve Ece Erlik'i dinlediler. Onun sözünü tuttular ve yasak meyveyi yediler. İlk olarak Ece Erlik'in sözleri üzerine yasak meyvelerden birisini ısırdı. Çok tatlı olan meyveyi kendisi yemekle kalmadı, kocasının da ağzına sürttü. Her ikisinin yasak meyveyi yemeleriyle aynı anda tüyleri döküldü ve çıplak olduklarının farkına vardılar. Kaçıp ağaçların arkasına saklandılar. İnsanları erlikten ve yasak meyveden koruyamayan yılan lanetlendi. Yasak meyveyi yedikten sonra çıplak olduklarının farkına varan çift bundan utanç duydular ve kaçıp ağaçların arkasına saklandılar. Ülgen geri döndüğünde insanları bulamadı. Durumu öğrenmek için o erkekle kadına seslenmeye başladı. Ağaçların arkasında saklanan çift onun sesine ses verdi. Ülgen onlara ''Neden benim yanıma gelmiyorsunuz?'' diye sordu. Onlar ''Biz utanç duyuyoruz.'' diye cevap verdiler. ''Gelin, utanç duymaya gerek yok.'' dedi Ülgen. Erkekle kadın ağacın yapraklarını koparıp onunla ayıp yerlerini kapattılar ve Ülgen'in yanına geldiler. Ülgen bunu görüp her şeyi anladı. Sinirlenerek şöyle dedi. Ben size bu ağacın meyvesinden yemeği yasaklamıştım. Neden beni dinlemeyip de yediniz? Madem ki beni dinlemediniz, şimdi yeryüzüne inin ve orada ölüm saatiniz gelene kadar yaşamaya devam edin. Toringe ile Ece ağlamaya, yalvarmaya, af dilemeye başladılar. Ancak Ülgen son hükmünü de verdi. Bundan sonra sen Ece çocuk doğuracaksın. Canından can ayrılacak. Doğum acılarını, sancılarını sen çekeceksin. Sen Toringe. Kadına kandığın için elinin zahmetiyle kendine yiyecek bulacaksın. Soğuk, sıcak demeden çalışacak, rızkını kendin kazanacak, ailene bakacaksın. Ve siz bunlardan sonra ölümü tadacaksınız. Aradan yıllar geçti. Ülgen hayvanları, kuşları, balıkları yarattı. Ülgen içinden yer olsun deyip yeri yarattı. Gök olsun deyip göğü yarattı. Sonra ayı ve güneşi yarattı. Böylece Ülgen 6 gün boyunca evreni oluşturdu. Ve 7. gün uyuyup dinlendi. Ve kendisi de semaya kalktı. İlk insanlar Toringe ile Ece'nin ise 9 oğlu oldu. Çiftin 9 da kızı oldu. Erkek kardeşler kendi kız kardeşleriyle evlendiler. Ve onlardan da dünyadaki insanlar türedi. İnsanlar buğday ekmeye, ekmek pişirmeye, hayvancılıkla uğraşmaya başladılar. Ülgen'in isteğiyle insanlar kendi rızıklarını kendileri kazanmaya başladılar. Ürediler, arttılar, savaştılar. İlk kanı döktüler. Öldüler, öldürdüler,
yaşlılığın, hastalığın ve ölümün ne olduğunu bildiler. Erlik Han iki denizin arasına, ayla güneşin ışık saçmadığı karanlık bir mekana sürgün edildikten bir müddet sonra yeniden Maydere'nin yanına gelip ona kendisi için özel bir gök ve yer yaratıp yaratamayacağını sordu. Maydere ona şöyle cevap verdi. O yer senindir. Biz onu senin hükmüne verdik. Ne istersen onu da yapabilirsin. Geri dönen Erlik kendine özgü bir gök ve yer yarattı. Ancak onun hizmetçileri üremekten men edildikleri için Erlik'in yeni dünyası bomboştu. O zaman Erlik Ülge'nin yanına gelip şöyle dedi. Ben kendime yeni bir güneş ve yeni bir yer yarattım. İzin ver, onu yeni hizmetçilerle doldurayım. Ülgen, onun hizmetçilerinin türeyip artma kabiliyetlerinin ellerinden alındığını bildiği için gülerek şöyle dedi. Git, doldur. Erlik hemen secde ederek, bu senin bana hayır duan olsun dedi ve Ülgen'in yanından çıkıp gitti. Kendi mekanına geri dönen Erlik, balyoz, çekiç, kıskaç, körük, örs ve kısacası bir demirci için gerekli olan her şeyi hazırladı. Demiri körükte kızdırarak örsün üzerine koydu ve çekiçle dövmeye başladı. Demiri dövdükçe örsün altından kara neme, körmez çıkmaya başladı. Ve Erlik kendine bu yolla çok sayıda körmez yarattı. Ülgen'in bahadırı olan Mangdişir'e Erlik'in yaptıklarına bakmaya gitti. Erlik onun yanında üç hayvanı, ayıyı, porsuğu ve köstebeği yarattı. Mangdişir'e ona engel olmak istediyse de Erlik hizmetçilerine Mangdişir'i oradan uzaklaştırmalarını emretti. Hizmetçiler Mangdişir'i ateşe tuttular. Onun atının yalını ve kuyruğunu yaktılar. Kendisinin de saçını ve kirpiklerini yaktılar. Mangdişir'e de onları ok yağmuruna tuttu. Ancak ateşin etkisinden başarılı olamadığı için zafer de kazanamadı. Ve Ülgen'in yanına gelip bütün olup biteni ona söyledi. Ve ondan yardım istedi. Erlik güçlü ve vahşi ayıyı, toprağı tahrip eden porsuğu ve yolu çalalar kazarak tahrip eden köstebeği yarattı. Sığırların, koyunların ayakları bu çalalara düşüp kırılacak. Erlik kötü şeyler yapıyor ve eğer onu durdurmazsak daha da kötü şeyler yapacak. Ülgen şöyle dedi. Sen onun yanına bana danışmadan gittin. Bana bildirseydin ben sana kendi gücümden verirdim. Şimdi onun yanına git ve savaş. Sonra Ülgen ona eliyle gitmesini işaret etti. Mangdişir'e o saat yola koyuldu. Erlik'in hizmetçileri onu silahla karşıladılar. Ancak Mangdişir'e hizmetçileri elindeki demirle ikiye parçaladı ve gökten yere fırlattı. Sonra diğer hizmetçinin başına da aynı şeyi getirdi. Nihayet en güçlü hizmetçilerinin göklerden yere atıldığını gören Erlik Han, Mangdişire'ye karşı çıktı. Mangdişir'e demirle Erlik'in sağ omzunu delip sol omzundan demiri çıkardı ve Erlik'i kaldırarak yere fırlattı. Yarattığı dünyayı da dağıttı. Erlik'in hizmetçileri buz ve yağmur taneleri gibi gökten yere dökülmeye başladılar. Suya düşen suyun sahibi, taşa düşen taşın sahibi, dağa düşen dağın sahibi, ormana düşen ağacın sahibi, eve düşen evin sahibi, ev hayvanların üzerine düşen mal sahibi, toprağa düşen yer sahibi, hayvanların, balıkların, kuşların ve herhangi bir canlı ve cansız nesnenin üzerine düşenler oranın, onun sahibi oldular. Bütün bunlardan sonra Erlik, Ülgen'den yer üzerinde kendine mesken istedi. Sen beni kendi dünyamdan ettin. Hiç olmazsa bu yerde bana biraz toprak ver. Ülgen, sana bir avuç toprak da vermem. Erlik, bir kralık toprak istedi. Ülgen buna da itiraz etti. Erlik ondan bir kulaç toprak istedi. Ülgen bunu da vermedi. Erlik ondan bastonunun uzunluğu kadar toprak istedi. Nihayet Ülgen buna razı oldu. Erlik elindeki bastonu toprağa soktu ve çıkarttı. Bastonun bir ucunu domuz dişleriyle tutmuştu. Domuzun kuyruğundan yılan, yılanın kuyruğundan kurbağa, kurbağanın kuyruğundan da birbirinin kuyruklarından tutmuş çokça kötü yaratık toprağın üzerine çıktı. Erlik onlara şöyle dedi. Siz hepiniz insanların düşmanı olun. Ülgen bunu duyunca, eğer ben ona çok yer verseydim o yine de bunları yapacaktı dedi. Ülgen Erlik'in yaptıklarına kızarak onu yeraltı dünyasına gönderdi ve şöyle dedi. Git orada ne istersen onu yap. Erlik, sen beni ve benim hizmetçilerimi gökten yere fırlattın. Onlar 43 farklı yere düştüler. İnsana, hayvana, dağa, ormana, suya, ateşe, taşa, demire vesaire. Onlar düştükleri yerin koruyucusu olup orada da kaldılar. Ben de 43 etkerimi o yerlere göndereceğim ki o yerleri tahrip etsinler
insanları ölüme sürüklesinler. Erlik kendisine yarattığı dünyayla ve çok sayıda hizmetçisiyle bir şey yapamadıkça ve Ülgen tarafından göklerden yere, oradan da yeraltı dünyasına kovulduktan sonra gazabı ve zulmü daha da arttı. O, insanlardan intikam almak için denizde kötü ruhlu Andalma Mus adlı kocaman bir canavar yarattı. Andalma Mus, dilini sudan dışarı çıkararak insanları yakalar ve yerdi. Bunu gören Ülgen'in kahramanları Mangdışire, Tuyurum Muzikay ve Maydere, Andalma Mus'u öldürmeye ve insanları kurtarmaya karar verdiler. Tuyurum Muzikay şöyle dedi: "Andalma Mus'u öldürebilecek benden güçlü ve benden kuvvetli hiç kimse yoktur." Bunu deyip göklerden yere indi ve Erkeşudyun adlı bakire bir kızın rahmine girerek Tiamat Yurun adıyla doğdu. Küçük bir çocuk olan Tuyurum sahil kenarında oynarken Andalma Mus sudan dilini çıkararak onu yakaladı ve başkaları gibi suya doğru çekmeye başladı. Ancak Tuyurum onu dilinden tutarak o kadar güçlü bir biçimde karaya doğru çekti ki ayağının altındaki toprak çöktü. Toprağa su basmasın diye Tuyurum suyu içmeye başladı. Suyu o kadar içti ki Andalma Mus'un ayakları görünmeye başladı. Onu ayaklarından yakalayıp sudan dışarı çıkardı ve kaldırıp büyük bir taşa o kadar güçlü çarptı ki kanı etrafa yayıldı. İçi dağılarak taşları yaktı. Andalma Mus'un iç organlarının ve kanının değdiği taşlar çeşitli renklere büründü. Kaburgasından ve bağırsaklarından kurtlar, solucanlar, sinekler, sivrisinekler ve başka haşeratlar yararlandı. Altay Türklerinin genel inancına göre dünya iki başlangıç tarafından idare edilir. İyilik Ülgen, kötülük ise Erlik'tir. Her ikisinin de emrinde çok sayıda ruhlar vardır. Bu varlıklardan birincisine yani Ülgen'e ve onun yardımcılarına Aruneme, diğerine yani Erlik'e ve yardımcılarına ise Karaneme yardım eder. Mite göre Erlik Han en büyük kötü ruhtur ve Türkler ona her zaman korkuyla yanaşmışlardır. İnsanlar yeryüzünde artıp çoğaldıktan sonra bu iki başlangıca ve onların yardımcılarına çeşitli nedenlerden dolayı kanlı ve kansız kurban sunmaya başladılar. Kurban, cennetten kovulan, yaratıcıyla rabıtası kopan insanın iletişim aracıdır. İşte bu yüzden kurban sunumu bir ritüel içinde sürdürülür ve belli kurallara göre düzenlenir. Ülgen, insanlara kötülük edemeyecek kadar iyi ve merhametlidir. O çok samimi ve rahmetlidir. Erlik ise aksine o kadar acımasız ve amansızdır ki kötülük edemeden duramaz. Rahmete, iyiliğe layık olabilmek için insanlar Ülgen'e, gazaba uğramamak için de Erlik'e kurban sunmakla yükümlüdürler. Kurbanlarsa kanlı ve kansız olmak üzere ikiye ayrılır. Kanlı kurban dualar okuyup hayvanları soymakla, pişirmekle ve topluca yemekle gerçekleşir. Kansız kurbana saçı saçmak denir ve bu kımız, rakı, su, başıboş bırakılmış hayvan olabilir. Kurbanla beraber insanlar özel olarak hazırlanmış braga adlı içecek de içerler. Ülgen'e kurban nadiren sunulur. Zira o kendisine kurban sunulmasa da insanlara karşı merhametlidir. Bunlardan başka Altay Sayan Türklerinde de aile kurmaya hazırlanan her çift kurban sunmaya mecburdur. İlk adanan bu kurban açık renkli at olur. Ülgen için kurban olarak adanmış ata saygıyla yaklaşılır. Onun yalına kızıl renkli kurdele bağlanır. Kadınlarınsa onun üzerine binmesi yasaklanır. Törenin yapılacağı ilkbaharda kurban sunmak için vakit seçilir. Genelde kurbanın sunulduğu yer Ağçakayın ormanı olur. Bu bayrama yalnız erkekler iştirak edebilir. Törene davet edilmiş şaman da erkek olmalıdır. Kurban olarak sunulmuş hayvan soyulduktan sonra kadınlara yemeleri için et verilir ve onlar bu kaide çerçevesinde törene katılabilirler. Kızlar eğer evliyseler kurbanın boğazlandığı yere 50 sajenden yakın olmayan bir yerde otururlar. İnsanlar acımasız bir köpek gibi saldıran Erlik'in hücumlarından kurtulmak için de ona kurban sunarlar. Erlik'e kurban sunma ritüelinde hiçbir braga ve keyiflendirici içkiden yararlanılmaz. Kurban her tür hayvan olabilir. Kurban sunma zararı ziyanı önlemek, hastalığı bertaraf etmek için yapıldığından bu ritüel çadırın önünde, bahçede, mezarlıkta, çalılık gibi yerlerde gerçekleşebilir. Kurban sunma ritüelinde şaman, ruhlarla insanlar arasında vasıtacı rolündedir. Şamanın görevi, adanmış kurbanı sahibine ulaştırmak, kurban sunanın lehine arabuluculuk yapmaktır. Eğer insanlar kötü ruhların hücumuna maruz kalmıyorlarsa, Erlik tarafından vaktinden önce ölüme sürüklenmiyorlarsa, bunun için şamana borçludurlar.
Kadim Türklerin mitoslarında denilir ki yeryüzünde önceleri karanlık hüküm sürerdi. Bu karanlıkta kara ruh olan Kerel durmadan, duraklamadan uçardı ve taşlarla insanları vurup öldürürdü. İnsanların yeryüzünde yaşamaları mümkün değildi. Oçurman ateşi götürüp semaya attı. Ateşten güneşi yarattı. Oçurman çubuğu suya vurdu. Gökte ay yarattı. Güneş ateşten yaratıldığı için sıcak, ay da sudan yaratıldığı için soğuktur. Kerel'i durdurmak için Oçurman bağırdı. Güneş ve ay neredesiniz? Onlar okyanusun derinliklerindedirler. Oçurman güneşten ve aydan dünyayı ışıklandırmayı talep etti. Göğe kalkın ve yeryüzünü ışıklandırın. Güneş ve ay dünyayı ışıklandırdılar. Kerel bir anda yok oldu. İnsanlar da rahat yaşamaya başladılar. İnanca göre Oçurman olmasaydı hayat olmazdı. Hayat olmasaydı biz olmazdık. O yüzden varlığımızı ona borçluyuz. Dünyayı yaratan Oçurman çok büyük bir güce sahipti. Ancak o da Ülgen gibi mutlak gücü temsil eden Tanrı tarafından yaratılmıştı. Bir gün Tanrı ona kızdı ve üzerine büyük bir dağ koydu. Oçurman ne kadar güçlü olsa da üzerindeki dağı kaldıramadı. Aslında dağın üzerinde Tsam Bombu'nun kitabı olduğundan Oçurman hiçbir şey yapamadı. Tanslık adlı bir lama vardı. O semada yaşıyordu ve Oçurman'ın bağırtısını duydu. Aşağı indi ve Oçurman'dan sordu. ''Sana ne lazımdır? Ben uzun zamandır dağın altındayım. Beni bu azaptan kurtar.'' diye cevap verdi. Lama tekrar sordu. ''Ben sana nasıl yardım edebilirim?'' ''Dağın üzerinde Tsam Bombu'nun kitabı var. Onu indir. Ben kendi başıma üzerimdeki dağı atarım.'' dedi Oçurman. Tanslık lama dağın başına kalktı ve kitabı aşağı indirdi. ''Şimdi gidebildiğin kadar uzağa git.'' dedi Oçurman. ''Çünkü ben öyle bir güce sahibim ki en büyük dağı üzerimden atabilirim. Ve bir anda 1000 metre koşabilirim.'' Tanslık lama geri çekildi. Oçurman ayağa kalktı. Dağ onun üzerinden aştı. Sonra Oçurman Tanslık lama'nın yanına gitti. Tsam Bombu'nun kitabını ondan aldı. Götürüp oradan uzaklaştı. O uzanıp uykuya daldı. Onun altında deniz yaratıldı ve o batmaya başladı. Oçurman Tsam Bombu'nun kitabını koltuğun altına koyup denizde yüzmeye başladı. Suda kitabın yazıları ıslanarak çıktı ve onun vücuduna yapıştı. Sahile çıktığında silkinmeye, ellerini ve ayaklarını estirmeye başladı. Silkindikçe yazılar oraya buraya uçuşmaya başladı. Böylelikle kitabın sırlı yazılarını Çinliler, Çakarlar, Moğollar ve Ruslar aldı. Kahraman Oçurman hakkında kadim Türkler, Moğollar ve diğer halklar çok sayıda olay anlatırlar. O şeytanla diğer güçler arasında güç yarışında her zaman zafer kazanmıştır. Aslında Oçurman halkın kahramanıydı. Bu sebeple onun hakkında şimdiye dek çok şey söylendi. Kısa bir sürede yeryüzünde insanlarla hayvanlar türeyip artmaya başladılar. Zira onlar ölümün ne olduğunu bilmezlerdi. İnanca göre insanlar yerde çok kalabalıklaştılar. Eğer ölüm olmasaydı yeryüzü çoktan tıklım tıklım olurdu. Ülgen'in Yara Çeçen adlı bilgili, akıllı bir yardımcısı vardı. Hayatı akarına sokmak için Ülgen yardımcısı Yara Çeçen'i insanların yanına gönderdi ki onları bir araya toplayıp göklerin yargısını, insan ömrünün sınırlı olduğunu ilan etsin. Yara Çeçen insanların yanına geldiğinde ilk önce çok kızları olan bir eve girdi. Evdeki kızlar onu gördüklerinde gülmeye başladılar. Çünkü onun görünüşü gerçekten de gülünçtü. Ayaklarına dolaşan uzun sakalı, pejmüde görüntüsüyle o gerçekten de güldürürdü. Yara Çeçen buna kızarak şöyle dedi. ''Beni Ülgen gönderdi ki herkese ömrünün sınırlı olduğunu bildireyim. Ancak siz bana güldünüz. Bakın sizin başınıza ne gelecek. Senin kara ciğerin farklı olsun. Aklın gariplikte olsun. Kara yara vücuduna bahşiş olsun. Babanın annenin kapısı önünde durma. Kaburgan kırılsın. Yaşlı atın yavrusu bırak sana yardımcı olsun. Saçın senin ikiye ayrılsın.'' Onun bu bedduasından sonra kızların akılları ve yürekleri değişti. İnsanlara ölümün ne olduğunu ilk olarak Yara Çeçen'in kendisi gösterdi. O bir kargayı öldürdü. Toprağa kazarak onu gömdü ve Yara Çeçen'in talimatıyla bir kuş, diğer ölü kuşu gagasıyla kazdığı toprağa gömdü. İnsanlar ölümü anladılar ve ölüyü nasıl gömeceklerini öğrendiler. Bundan sonra Yara Çeçen bütün yaratıkları bir araya toplayıp onların ömrünü tayin etti. O, balıklara bütün yaratıklardan daha çok
800 yıl ömür verdi. O zamana kadar insanlar ölümün ne olduğunu bilmezlerdi. Ölümün bilindiği güne kadar insanlar arasında ayrılık, savaş, kan dökme yoktu. İlk insanın ölümünden sonra kin, nefret, çirkinlik, düşmanlık, katillik gibi kötülükler ortaya çıktı. Her ne kadar insanın kaderi önceden yara çeken tarafından yazılmış olsa da, gökten yere, oradan da yeraltı dünyasına kovulan erlik, ölümü hızlandırmakla insanları vaktinden önce ölmeye sevk eder. Ancak bilindiği gibi Ülgen, erliğin kötülüklerle dolu dünyasını vurup dağıtmıştı. Kadim Türkler, ahirete, ölümden sonraki hayata inanıyorlardı. Şöyle düşünüyorlardı: biz öteki alemde de burada olduğu gibi yaşayacak, et yiyip arakı içeceğiz. İnsanlar yaptıkları işler için hesap verecek. Günahları için ceza, iyi işleri için de mükafat alacaklar. Tanrı'nın varlığına inanmayanlar ceza almayacak. Sadece karanlık bir yere bırakılacaklar. Uryan Haylar'ın inancına göre kötü ve günahkar insanların ruhları çok sıcak veya çok soğuk bir yer olan yarlığa gidecek. İnsan öldükten sonra onun ruhu 3 gün boyunca kendi obasında, köyünde, ulusunda dolaşır. Ölenin ruhu öldüğünü bilmez. Artık vücudu onu terk edip de o yanan ocakta ayaklarının yanmadığını, karın üzerinde izinin kalmadığını gördüğünde öldüğünü anlar. Ölen güçlü şamanların ruhları ise gömüldükleri yerde kalır ve her gece mezardan çıkıp kamlık ederler. Ölmüş adamların ruhları sağ kalan akrabalarının yanına gelmesin diye Uryan Haylar dua okurlar. Duadan sonra ölülerin ruhları bir daha geri gelmez. Kadim Türkler ölülerin ziyaret ettikleri akrabalarının hastalanıp öleceklerine inandıklarından ruhların tekrar bu dünyaya gelmesini sevmezler. Kaderin yargıcı olan yara çeçen zaman geçtikçe olumsuz varlığa çevrilmiştir. Bunun başlıca sebebi belki de yara çeçenin insan ömrünü tayin etmesidir. İnsanlar bütün zamanlarda kendi ömürlerini kısa bulmuş, uzun yaşamayı, sağlıklı yaşamayı, hatta ölmemeyi arzu etmiş, bunun için de mücadele vermişlerdir. Türklerin mitoslarında yara çeçen bu yüzden olumsuz bir varlık gibi anlatılmıştır. Bu anlatıların birinde denilir ki, Türk ilinde Eren Çeçen ve Yara Çeçen adlı iki adam vardı. Bunlardan Eren Çeçen çok akıllı ve merhametli, Yara Çeçen ise akıllı ancak zalimdi. Bir gün Eren Çeçen oğlunu evlendirmek kararı aldı. Bunun için o akıllı bir kız aramaya başladı. Çünkü oğlu aptaldı. Aradan bir zaman geçti. Bir gün Eren Çeçen yolda giderken odun taşıyan kızları gördü. Birden yağmur yağmaya başladı. Kızlar odun şelelerini yere koydular ve çıkıp üzerinde oturdular. Yalnız onlardan biri bütün elbiselerini çıkarttı, odunun üzerini kapattı ve onun üstüne çıktı. Elleriyle göğüslerini ve ayıp yerlerini kapattı. Yağmur durduktan sonra da elbiselerini giydi. "Sen neden böyle yaptın?" diye Eren Çeçen kıza sordu. "Elbiselerinle odunların üzerini kapattın, kendin ise çıplak kaldın. Neden ellerinle kapatılması gerekli olmayan yerleri kapattın, kapatılması gerekli olan yerleri ise açık bıraktın?" Kız şöyle cevap verdi: "Benim anne ve babam ihtiyarlardır. Eve giderken ben hemen ocak yakmalıyım ki onları ısınsınlar. Odunlar kuru olursa anında tutuşup yanarlar. Açık kalan yerimi babamla anam gördüler. Göğüslerimi ise hiç kimse görmedi." Eren Çeçen bu kız çok akıllı konuşuyor diye düşündü. Bu kızı oğluyla evlendirerek kendine gelin yaptı. Yara Çeçen öğrendi ki Eren Çeçen'in çok iyi ve akıllı bir gelini var. Gelini onun elinden almak istedi. O Eren Çeçen'i çağırıp ondan taştan bir ayakkabı yapmasını istedi ve dedi ki, "Bak, yoksa seni ölümle cezalandırırım." Bunu duyan Eren Çeçen derin düşüncelere daldı. Eve geldi, olanları gelinine anlattı. Gelin dedi ki, "Dert etme kayınpederim, sen evde otur, ben her şeyi hallederim." Yara Çeçen'in koyduğu vakit doldu. Gelin tayin olunan gün görüş yerine vardı. Öteki taraftan da Yara Çeçen taş ayakkabılarını almak için geldi. Ancak Eren Çeçen'in yerine onun gelinini gördü. Baktı ki gelin yolun köşesinde oturmuş, kumu bir yere toparlıyor. Yara Çeçen sordu, "Neden böyle yapıyorsun?"
Eren Çeçen kumdan iplik yapmamı istedi diye cevap verdi gelin. Peki kumdan iplik yapmak mümkün mü dedi Yara Çeçen. Taştan ayakkabı yapmak mümkün olur da kumdan iplik yapmak mümkün olmaz mı? Yara Çeçen bu cevaptan dolayı kızardı ve geri evine döndü. Aradan birkaç gün geçti. Yara Çeçen Eren Çeçen'i çağırıp ona bir boğa verdi ve dedi ki bu boğayı alıp git. 3 günden sonra gelip onun bir buzağı doğurduğunu göreceğim. Eren Çeçen bu defa oturup ağlamaya başladı. Neden ağlıyorsun diye sordu gelin. Eren Çeçen şöyle cevap verdi. Boğadan buzağı doğurtmamı istiyor. Sen merak etme babacığım. Bana boğayı ver. O buzağı doğuracak. Gelin derhal Yara Çeçen'in gelip geçeceği yolun üstüne çıkıp doğuma iyi gelen ezen adlı otu derleyip bir yere toparlamaya başladı. Çok geçmeden uzaktan Yara Çeçen göründü. O yaklaştıkça Eren Çeçen'in gelininin otu bir yere toparladığını gördü. Yara Çeçen onu görüp sordu. Ezen otunu neden koparıp bir yere toparlıyorsun? Gelin ona şöyle cevap verdi. Kayınpederim çocuk doğuracak. Ona ot vermeliyim. Yara Çeçen şaşırmış halde sordu. Hiç erkek doğurur mu? Boğa buzağı doğuruyorsa erkek de çocuk doğurur. Bu cevaptan dolayı Yara Çeçen kızardı ve hiçbir şey söyleyemeden oradan uzaklaştı. Yara Çeçen kafasına koyduğu niyeti gerçekleştirmekte kararlıydı. Ardından zaman geçti. Bir gün Yara Çeçen yine Eren Çeçen'in yanına gelip çağırıp emretti ki onun karşısına gömleksiz çıksın. Ancak çıplak olmasın. Atın üstünde olmasın. Yaya ve yolla da gelmesin. Yolsuz da olmasın. Çadıra girmesin. Çadırın dışında da kalmasın. Eren Çeçen bu defa kurtuluşun mümkün olmayacağını düşünüp iyice bunaldı. Gelini yine ona durumdan nasıl çıkacağını anlattı ve şöyle dedi. Üzerine balıkçıların ağını giy. Atın yerine ağacı at yapıp iki yolun arasında git ve çadırın kapısından bir ayağını içeri sok, ötekini dışarıda bırak. Yara Çeçen ona baktı. Çıplak demek olmaz. Üzerindekine gömlek demek de olmaz. Çünkü vücudu da görünüyor. Yaya geldin dese o da olmaz. Çadırdan da içeri girmiş değil ama dışarıda da değil. Yara Çeçen kuyu kazılmasını emretti. Kuyu hazır olduğu gibi Eren Çeçen'i oraya attılar. Yara Çeçen onun oğlunun yanına 7 elçi gönderdi. Elçilere gizlice mektup gönderdi. Mektupta şöyle yazılmıştı. 6 kat beyaz ipeğin üzerine uzanmışım. 7 ipek yorganla üstümü örtmüşüm. Tatlı beyaz şarap içiyorum. Evde benim 7 koyunum var. 6'sını soyun, 7.sinin gözünü çıkarın. Kollarını kırın ve buraya bana gönderin. Eren Çeçen'in yazdığı mektup Yara Çeçen'in eline geçti, okudu ve hiçbir şey anlamadı. İyi yazılmış dedi. Görülüyor ki halinden memnun ve bizimle yakınlık kurmak istiyor. 7 elçi mektubu Eren Çeçen'in oğluna verdi. Oğlu mektubu okudu ve dedi. Benim babamın durumu iyidir. Ay akılsız. Hiçbir şey anlamadığın belli diye gelin söze başladı. Tatlı şarap gözyaşı demektir. Beyaz ipek kardır. 7 koyun 7 elçi demektir. Eren Çeçen bize 6 elçiyi öldürmemizi, 7.sinin de gözlerini çıkarmamızı söylüyor. Eren Çeçen'in oğlu eşinin dediği gibi de yaptı. Sonra o eşini ve kendi adamlarını da götürüp gözü çıkarılmış elçiyle Yara Çeçen'in yanına gitti. Gecenin çökmesiyle hücuma geçtiler. Yara Çeçen'i adamlarıyla birlikte kuşattılar. Savaş kısa sürdü. Yara Çeçen öldürüldü. Eren Çeçen hapisten kurtuldu ve Yaran Çeçen'in yerine başa geçti. Eski Türklerin anlattıklarına göre bizim yaşadığımız dünya aslında ikinci evresini yaşıyor. Altay Sayan Türklerinin mitoslarına göre bu ikinci evre tufandan sonraki dönemdir. Tanrı'nın şımarık, hakkı tanımamış, birbirini öldürmekten zevk alan insanları cezalandırmak için tufan göndereceği haberini ilk olarak demir boynuzlu, gök renkli keçi haber vermişti. İnsanlar bu uyarıları aldırmadılar. Gök teke 7 gün yeryüzünü gezdi ve melemeye başladı. 7 gün deprem, sarsıntı oldu. 7 gün dağlar ateş püskürdü. 7 gün aralıksız yağış yağdı. 7 gün fırtına oldu ve dolu yağdı. 7 gün kar yağdı, çovgun oldu. 7 günün tamamında havalar keskin şekilde soğudu. O zamanlar 7 kutsanmış erkek vardı. Onlar dünyayı tahrip edecek çok büyük bir tufanın olacağını anladılar. Tufanın olacağını bilen bu kutsanmış 7 kardeşten en büyüğü Erlik, en küçüğü de Ülgen'di. Kardeşlerin en küçüğü olan Ülgen, ilahi bir kudrete sahipti ve kutsal kitabın sahibi adıyla biliniyordu.
7 kardeş bir gemi yaptılar. Her tür hayvandan bu gemiye bir çift aldılar. Tufan başladı. Gökler delindi ve yere su akmaya başladı. Her taraf suyla kaplandı. Dağlar dahi suyun altında görünmez oldu. Bütün canlılar mahvoldu. Yalnız gemide olanlar kurtuldu. Tufan çekildikten sonra Ülgen, toprak parçası bulmak için gemiden bir horoz gönderdi. Horoz soğuktan donup öldü. Sonra bir kaz gönderdi. Kaz da gemiye dönmedi. Üçüncü defa Ülgen kargayı gönderdi. Karga da gemiye dönmedi. Zira bir leş bulup yemeye başlamıştı. Nihayet Ülgen kırlangıcı karayı bulmak için gönderdi. Kırlangıç ağzında toprakla geri dönüp karanın dağın ötesinde olduğunu bildirdi. Gemidekiler karaya çıktılar ve dünya yaşamının ikinci evresine dahil oldu. Altaylı Türklerden derlenmiş bir tufan mitinde de 7 kardeş olayı vardır. Bu varyanta göre kutsanmış 7 kardeşten ikisi Erlik'le Ülgen'di. Mite göre dünyayı su basmadan önce Tenis Han adlı bir hükümdar vardı. Bu hanın hükümdarlığı zamanı Nama adlı çok bilgin, akıllı, ünü her tarafa yayılmış, Tanrı'nın yolundan çıkmayan bir adam vardı. 7 kutsanmış kardeşten en kudretlisi olan Ülgen, onu yakınlaşmakta olan tufandan haberdar etti ve Nama'ya büyük bir gemi yapmayı emretti. Nama, 3 oğluna dağda bir gemi yapmayı emretti. Nama'nın gözleri zayıf gördüğünden geminin yapımıyla onun büyük oğlu ilgileniyordu. Ülgen'in talimatlarıyla gemiyi içten ve dıştan kırla sıvadılar. Nihayet Nama ona söylenenleri yaptı ve gemiye 3 oğlunu, sevdiği insanları ve hayvanlardan da bir çift aldı. Çünkü Ülgen ona şöyle söylemişti. Sen insanlardan, hayvanlardan kimi seviyorsan gemiye al. Bütün canlılar gemiye bindikten sonra Nama onlardan sordu. Bir şeyler görüyor musunuz? Ona şöyle yanıt verdiler. Her tarafı kaplayan duman ve karanlıktan başka hiçbir şey gözükmüyor. Yerin altında sular çıkmaya başladıkça göklerden de sel dökülmeye başladı. Su 80 sajen kalktı ve dağların zirvesi de görünmez oldu. Her tarafı su kapladığında bütün canlılar ve Tanrı'nın yolundan şaşmış insanlar boğularak can verdiler. Tufanın üzerinden 14 gün geçti. Nama büyük oğluna gemide bir delik açarak delikten etrafa bakmayı emretti. Oğlu her tarafa bakarak şöyle dedi. Gökten ve sudan başka hiçbir şey görünmüyor. Nihayet gemi iki dağın arasında durakladı. Nama delikten kargayı dışarı bıraktı. Karga geri dönmedi. Nama ikinci gün saksağını kara bulmak için gönderdi. Saksağın da geri dönmedi. Üçüncü gün o güvercini saldı. Güvercin gagasında ağaç dalı tutmuş şekilde geri döndü. Nama güvercine daha önce gönderdiği kuşları sordu. Güvercin şöyle yanıtladı. Karga ölmüş maral bulup onun gözlerini gagalıyor. Saksağın da ölmüş atın belini gagasıyla döveçliyor. Nama bu kuşları lanetleyerek dedi ki, şimdi onlar ne yapıyorlarsa dünyanın sonuna kadar da onu yapsınlar. Tufandan 3 oğluyla birlikte kurtulan Nama'ya Türkler Yayuchi yani Yaratan adını verdiler. Zira insan nesli ve dünyanın ikinci evresi onlardan kalmadır. Kadim Türkler bir gün yaşadıkları dünyanın sona ereceğine inanıyorlardı. Türkler o güne kalgançı çağ yani dünyanın sonu derlerdi. Dünyanın sonu her zaman insanları düşündürmüştür. Kıyamet ne zaman, hangi şartlarda olacak, işaretleri hangileridir? Altaylı Türkler, Uryan Haylar öyle düşünüyorlardı ki manevi alemin bozulması, dünyanın zulümle, günahla, kötülükle dolması kalgançı çağın esas alametleridir. Kadim Türklerde her şeyden önce ahlaka, düzlüğe, adalete, hakkaniyete çok büyük önem veriyorlardı. O nedenle kıyametin kopacağı zamanın gelmesi için şartları şöyle sıralıyorlardı. Kalgançı çağ geldiği zaman gök demir gibi sert, yer bakır gibi berk olup kalır. Hanlar birbirine hücum eder. Halklar birbiri hakkında kötülük eder. Sert taş ufalar. Katı ağaç parçalanır. Bütün halklar bozulur. İnsan bir dirsek boyunda olur. Adam baş parmak kadar olur. İnsanların dizini kısa olur. Ayaktan başka her şey bey olur. Baba evladını tanımaz, evlat babasını tanımaz. Çöl soğanı insan başı fiyatında olur. At başı kadar altın, bir kap yemeğe değmez. Ayak altında altın yatar, onu yerden kaldıracak insan bulunmaz. Eski Türkler inanıyorlardı ki, zaman uzadıkça dünya günahla dolup taşar, belalar, ahlaksızlıklar artar. Günahların artması yüzünden Ülgen, amelleri çirkin,
konuşmaları yalan olan insanlardan bıkacak, onlardan daha çok uzaklaşacak, göklerin derinliklerine çekilecek, insanlara karşı daha da soğuk olacak ve onların dualarını, yalvarışlarını duymamak için kulaklarını kapatacak. Ahlak adım adım aşağı indikçe, kötülükler, pislikler artmaya devam ettikçe, Tanrı da insanlardan adım adım uzaklaşacak ve insanlara karşı önceden sevecen tavrını değiştirecek, onların dileklerini, çağrılarını duymamak için kulaklarını kapatacak. Uryan Hay Türkleri bu vahim durumu şöyle türküleştirip okurlar. Zamanın sonu gelende, kara toprak ateşle alevlenende, Baba Tanrı kaydakan kulaklarını tıkar. Halklar bozuldukça, nesiller akrabalar ayrı düşer. Sahte kürekler eser, insanlar canlanır. Doğanın düzeni bozulur. Küçük denizler çalkalanır, demir üzenginin ucu delinir, iğnenin deliği kırılır. Toplumların düzeni bozulur, kara kurt kanatlanır, kara gözü kanla dolar, kara sular kanla akar. Yer titrer, dağ delinir, gök bozulur, deniz çalkalanır. Durum vahim bir hal aldıkça, yeraltı dünyasının en alt tabakasında bulunan Erlik Han, yavaş yavaş yeryüzüne doğru yaklaşacak. Erlik, cehennemden çıkarak yerin üst tabakasında bulunan ve insanlara daha yakın olan kendi yardımcısı Karaş'a yaklaşacak, onunla beraber dünyayı sona erdirmek için çalışacak. Yeraltı dünyasının hakiminin yerin üstüne çıkması, volkanların, depremlerin, tufanların başlamasını haber veren işaretlerdir. Ve bunlar asrın sonuna gelindikçe bir bir ortaya çıkacaktır. Eski Türkler şöyle derlerdi ki, iyiliğin ve yaratmanın kaynağı olan Tengri insanlardan uzaklaştıkça kötü ruhlar ve onların hakimi Erlik Han da insanlara yaklaşacak. Tanrı yarattıklarının manevi dünyayı bozmalarına, insanların doğru yola gelmemelerine kızıp onları Erlik'in iradesine bırakacak. Artık Tanrı kararını vermiştir. Kıyamet kaçınılmaz bir sondur. Böylelikle asrın sonuna doğru Erlik yeryüzüne daha da yaklaşacak ve kendi yardımcısı Karaş'ı yeryüzünün üst tabakasına çıkaracaktır. O vakit onsuz da bozulan, Tanrı'ya inanmayan halk Karaş'ın gelişiyle Tanrı'yı tamamen unutacaktır. Karaş yerin en üst katında insanları korumakla görevli olan Tepkar ile karşılaşacak, onunla insanlar hakkında tartışacak, onu insanları korumaktan vazgeçirmeye çalışacaktır. Karaş'ın hemen arkasında insanlara sahip olmak için yeraltı dünyasının korkunç varlığı olan Kerey de gelecektir. Buna mukabil göklerden de yiğit Mangdışir'e gönderilecektir. Gelenekler bir tarafa atılarak unutulacak, örf ve adetler terk edilecek, ahlaksızlık gündelik norma çevrilecek, doğada fırtına kopacak, kara su kanla karışacak, yerden garip ve korkunç sesler duyulacak, dağlar yaprak gibi yellenecek, yerin altı üstüne gelecek. Dünya hızla sona doğru yaklaşacak. Ancak insanlar kötülükten, pislikten, zalimlikten, ahlaksızlıktan el çekmeyecekler. Aksine kıyametin alametleri onları daha da saptıracak. Doğa da susmayacak. Toplumun kötülüklerine kötülükle cevap verecek. Kalgan çiçeği hakkındaki söylentide denildiği gibi. Yer ağrı çeker. Dağlar lerzeye gerilir. Gök berkten seslenir. Deniz çalkalanır, dibi görünür. Deniz dibinden 9 siyah taş çıkar. 9 yerden yarılır. 9 yerden 9 demir sandık çıkar. Her sandıktan demir atlı 9 savaşçı çıkar. Ormana girer, ağaçları biçer, hayvanlara ulaşır, onları canlı canlı yer. Kıyamet kopmadan önce Erlik Han'ın yardımcısı Karaş, yerin koruyucusu Tepkar'la insanları ele geçirmek uğruna ölüm kalım savaşına girecek. Karaş, yerin koruyucusu olan Tepkar'ı alt etmedikçe savaş uzayacak ve yeraltı dünyasından gelmiş diğer bir korkunç ruh Kerey, Karaş'ın yardımına koşacak. Bunu gören Tanrı da gökten Mangdışire'yi Tepkar'ın yardımına gönderecek. Mangdışire bir hamlede Kerey'i paramparça edecek. Kerey'in iniltisini duyan Erlik de en yakın yardımcısının intikamını Mangdışire'den alacak ve Tanrı'nın bu kahramanını öldürecek. Tanrı bu defa Maydere'yi yere gönderecek ki insanları halen vakit varken bir daha doğru yola, onları Erlik'e uymamaya davet etsin. Ülgen ona sen Erlik'le ve onun adamlarıyla savaşmaya girme. Onu ve adamlarını öldürme. Bu senin için günah sayılacak. İnsanları dil ile tut ki Erlik'e meyletmesinler. Erlik onları kandırarak azap verecek. İnsanları Erlik'e uymamaya çağır. Bırak Erlik seni de öldürsün. Zira sen acı çekmeyeceksin. Ben gelip seni tekrar hayata döndüreceğim. Maydere gökten indiğinde Erlik onun gözleri önünde insanları kendi peşinden gelmeye ve satılmaya mecbur ederek şöyle diyecek.
Kim bana uyup benimle gelirse, o benim hür hizmetçim olacak. Bana uymayanlarsa azaba düçar olacaklar. Erlik ona uyanları sakince cehenneme götürecek. Uymayanları ise ateşe atacak, tikanlı meftille dövecek, kazıkların üzerine oturtacak, süngüye geçirecek. Maydere'nin insanları kurtarmak çabaları nihayet sonuç verecek. O insanları Bay Ülgen'e uymaya, onun yolunda yürümeye çağıracak, hatta bir kısmını kendi tarafına çekecek. Bunu gören Erlik, Maydere'yi kılıçla öldürecek. Bu cinayetle artık kalgançı çağı başlayacak ve geri dönüşü olmayacak bir döneme girilecektir. Maydere'nin ölümüyle insanlar tekrar inançlarını kaybedecekler. İnsanlar Erlik'in arkasından gidecekler ve Tanrı'ya sırt çevirecekler. Son savaşta Erlik'in öldürdüğü Maydere'nin kanı ateş olup bütün yeryüzünü bürüyecek ve bütün canlıları mahvedecek. Anlatıya göre bütün bu olaylar olup bittiği ve yeryüzünde tek bir canlı kalmadığı bir zamanda Tanrı gökten yere inecek ve ellerini birbirine vurarak ''Ölüler kalkın'' diye seslenecek. Tanrı'nın bu kalkın emrinin sonunda bütün ölüler mezarlarından kalkacaklar. Onun hem sesinden hem de nefesinden bütün ölüler dirilecek. Toprak, su, ateş, vahşi hayvanlar ve balıklar insanlardan ne almışlarsa geri verecekler. Yeraltı dünyasının kötü ruhları olan körmeslerin yaşadığı üst tabaka yanacak, yalnız saf toprak kalacak ve bu saf topraktan Tanrı yeni bir yer yaratacak. Ülgen bütün kötü ruhları lanetleyerek diyecektir. Erlik, sen cehennemin dibine git ve sana tabi olanlar da senin peşinden sinek gibi uçuşup gitsinler. Hem körmesler hem de Erlik vücudu olmayan varlıklara dönüşecekler. Erlik ve onun hizmetçileri büyük azaplar içinde cehennemin dibine gönderilecekler ve gözden kaybolacaklar. Tanrı'ya inananlarsa onunla birlikte cennette kalacaklar. Böylece kalgançı çağı veya eski Altay sayan Türklerince altın çağı başlamış olacak.